Saatleri Ayarlama Enstitüsü yazan Ahmet Hamdi Tanpınar, derleyen Meryem İlbaş. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ironik bir anlatım seçerek yazdığı Saatleri Ayarlama Enstitüsü, yazarın en bilindik romanlarından biridir. Cumhuriyet sonrası sosyal hayatın bir tablosunun da çizildiği romanda bir enstitü üzerinden Türk modernleşmesinin anlatısı ve eleştirisi yapılır. Roman, Hayri İrdal adlı fakir bir ailede doğan ve küçüklüğünden beri saatleri ilgisi olan bir şahıs etrafında döner. Karakterin saatleri olan ilgisinin üç sebebi bulunur. Öyle ki dededen kalma, mübarek adını verdikleri bir saat daima önemli bir köşede muhafaza edilmektedir. İkincisi, dayısının ona doğum gününde bir saat hediye etmesidir. En önemli sebepse Nuri Efendi adlı zamanın boşa kullanılmasını günah olarak gören birisinin yanında saat tamiri öğrenmesidir. Hayri Bey bu beyefendinin yanında askere gidene kadar çalışır. Oradan dönünce Abdüsselam adlı birinin kızı Emine ile evlenir. Oldukça zengin olan Abdüsselam Bey zamanla fakirleşir. Dahası Hayri ile Emine'nin kızı olan Zehra'ya mirasını bırakır. Abdüsselam Bey vefat edince vasiyetnamelerde Zehra'dan validesiymiş gibi bahsettiği için herkes Hayri'nin ona bir oyun oynadığını düşünür. Üstüne bir de Hayri sırf şakasına bir elmasın Abdüsselam Bey'de olduğunu söylemesi üzerine herkes ondan yararlanmak ister. En sonunda akli dengesinin kontrol edilmesi için Doktor Ramiz'e yollanır. Psikoanalizci bu doktorun yanında kaldığı süre içinde de Emine hastalanır, onun hastaneden çıkmasından kısa bir süre sonra vefat eder. Hayri ikinci olarak Pakize adlı birisiyle evlenir. Bu kadınsa kendisini sinemada gördüğü oyuncuların yerine koyar. Onun da bu dengesiz halleri Hayri'nin evlilikten yana mutsuz olmasına sebep olur bir süre ispiritizmacılık gibi şeylerle uğraşır. Daha sonrasında Celal Bey adlı birinin yanında çalışmaya başlar ve onun karısı Semra Hanım'a aşık olur. Celal Bey onun tavırlarını beğenmeyip işten kovunca Hayri yeniden işsiz kalır. Tam çaresizliğin en uç noktalarındayken Doktor Ramiz aracılığıyla Halit Ayarcı ile tanışır. Saatler konusunda bu kadar bilgili olması Halit'in dikkatini çeker ve birlikte saatleri ayarlama enstitüsünü kurmaya karar verirler. Şehrin saatlerinin birbirini tutmaması gerekçesiyle kurulan bu enstitü zamanla genişler, çevrelerindeki herkes burada iş sahibi olur ve dış dünyada oldukça ilgi görür. Artık zengin olan Hayri İrdal, bir yandan içinde bulunduğu durumun sahteliğini sorgular. Çünkü Halit Ayarcı Enstitü'nün daha çok ilgi görmesini sağlamak için Hayri üzerinden çeşitli yalanlar uydurur. Öte yandansa karakter de bir süre sonra durumu kabullenmeye başlar, hatta Halit'in uydurduğu Ahmet Zamani Efendi'nin varlığına bile inanıp hakkındaki kitabı tamamlar. Sonrasında oğlu Ahmet'le aile yadigarı mübareğin şeklinden esinlenerek enstitü için saat şeklinde bir bina yapar. Bu binada ilgi görünce Halit Bey ile çalışanlar için saat evler yapmayı planlarlar. O zamana kadar her yaptıklarını onay veren çalışanlar söylenen plana karşı çıkar. Onların bu tavrı hem Hayri'yi hem Halit'i şaşırtır. Halit aldandığını söyleyerek enstitüyü kapatmaya karar verir ve çalışanlar için tasfiye komisyonu kuracağını söyler. Bu karardan sonra Halit korkunç bir kaza geçirir ve Hayri onu bu olaya kadar görmeyecektir.